Visigoth krallığı iç savaşın eşiğindeydi. Roderick darbe yoluyla başına geçtiği ülkeyi kontrol altında tutamıyordu. Ama tehlikenin en büyüğü güneyden gelecekti. Topraklarını hızla genişleten Emeviler, Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr liderliğinde Kuzey Afrika'nın tamamını ele geçirmişti. Visigoth krallığındaki karışıklık, Emevilerin İber Yarımadası'na girmesi için kaçırılmayacak bir fırsattı. Tarık bin Ziyad 711 yılında 7000 askerle yola çıktı. Roderick'in ise savaşmadan pes etmeye niyeti yoktu. İki lider telafisi mümkün olmayan Guadalete Savaşı'nda kozlarını paylaşacaktı. Bu bölümde konunun uzmanları tarihi süreci aktarırken, araştırmacı Mecit Güven, orduların özelliklerini, silahların tesir gücünü, askerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını gözler önüne serecek. İber Yarımadası'nda yaşayan Visigothların en büyük hayali kendilerine ait bir devlet kurmaktı. Onlar bu uğurda kimi zaman Batı Roma'ya kafa tuttular. Kimi zaman da hayallerini erteleyip doğru zamanın gelmesini beklemek zorunda kaldılar. Ve Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla hedeflerine ulaştılar. Artık Visigothlar Roma'nın yıkıntılarının üzerine kurulan en büyük devlete sahiptiler. 7. yüzyıla gelindiğinde ise Visigothlar atalarının bu mirasını paylaşma mücadelesine giriştiler. Ülke ortak bir krala hizmet eden elit aileler tarafından yönetiliyordu. Ve bu aileler güç elde etmek için sürekli kendi aralarında çatışıyordu. Visigoth kralı Witiza, diğer ailelerin liderlik haklarını ellerinden almak istiyordu. Fikir ayrılığına düştüğü birçok soyluyu ona karşı geldikleri için idam ettirmişti. Witiza kendi soyunu tahta kalıcı olarak yerleştirmenin peşindeydi.
Bayetica Dükü Roderick, güçlü bir siyasetçi olarak buna izin veremezdi. Roderick, Kral Witiza'yı öldürdü ve kendini yeni kral ilan etti. Yakın dostluk kurduğu Güney soyluları bunu kabul etseler de, kuzeyden isyan sesleri geliyordu. Kuzeyden yükselen isyan ateşinin içinden yeni bir kral doğdu. Witiza'nın oğlu Akila, babasını öldüren birinin krallığını tabii ki tanımadı. Ve müttefikleriyle birlikte Roderick'e savaş açtı. Akila, İberya Yarımadası'nın kuzeyinde küçük bir bölgeye, Roderick ise Yarımada'nın geri kalan tüm kısmına hakim olan taraftı. Roderick'in iddiasının daha güçlü olduğu kabul edilse de bazı tarihi kayıtlar bunun aksini öne sürüyor. İki Vizigot kralı da Witiza öldüğünde kendi paralarını bastırmakta gecikmemişlerdi. Ve o zamanlardan günümüze kalan altın paraların çoğu Akila tarafından basılmıştı. Yani Akila da en az Roderick kadar nüfuza sahipti diyebiliriz. Bu Vizigotlar için iyi bir haber değildi. Ortaya çıkan karışıklık onları güneyde edindikleri yeni komşuya karşı savunmasız bırakabilirdi. Emeviler oldukça parlak bir dönem geçiriyordu. 661 yılında ortaya çıkan bu güç, uzun bir süre fethetmeye çalıştığı Bizans İmparatorluğu'nun Kuzeybatı Afrika topraklarını sonunda ele geçirmeyi başarmıştı. Emevi Devleti, bu bölgede yaşayan Berberileri kontrol altına alamadığı için birçok kez ele geçirdiği Kuzeybatı Afrika'yı her seferinde kaybetmişti. Fakat bu sefer geri çekilmemeye kararlıydılar. Ve bunu da bölgeye atayacakları oldukça yetenekli bir valiyle başaracaklardı. 705 yılında Kuzeybatı Afrika'ya vali olarak atanan Musa bin Nusayr, kargaşanın hakim olduğu eyalette uyguladığı başarılı politikalarla huzur ve asayişi sağladı. Bu sayede kıtlık ve kaostan yorulan bölge halkı üzerinde Emevi hakimiyetini hızlıca pekiştirmeyi başarmıştı. Emevilerin Afrika'da fethettikleri yerlerdeki halklarla ilişkileri her zaman iyi olmuştu. Bunun sebebi onlara çok iyi şartlar sunmalarıydı. Musa da Berberilere barışçıl bir tavırla yaklaşmış ve karşılığını almıştı. Berberiler Emevi hakimiyetinin yanı sıra Müslümanlığı da kolayca benimsemişlerdi. Bölgede huzuru tesis eden Musa bin Nusayr, bununla yetinmeyi düşünmüyordu. O artık ülkenin sınırlarını nasıl genişleteceğinin hesaplarını yapmaya başlamıştı. Aslında Emevi Devleti coğrafi koşulların el verdiği kadar genişlemişti. Başkent Şam'dan büyük bir ordunun sefere çıkması her şekilde riskli ve maliyetliyken, merkezden bu kadar uzak noktadaki Musa'ya destek gelebilmesi oldukça zordu. İşte Musa bu noktada çok avantajlı bir konuma gelmişti. Müslümanlığı kabul eden bölge halkı Emeviler için artık önemli bir müttefik ve askeri güç olmuştu. Bu sayede Musa, Berberilerden oluşturacağı ordusuyla devletin batı sınırlarında
istediği yere sefere çıkabilirdi. Musa'nın önünde iki seçenek vardı. Ya Sahra Çölü'nü geçerek Afrika'nın içlerine ya da İber Yarımadası üzerinden Avrupa'ya ilerleyecekti. Büyük bir ordunun güvenli bir şekilde Sahra Çölü'nü geçme ihtimali çok düşüktü. Efsaneye göre Pers İmparatoru 2. Kambises, egosuna yenik düşerek 50 bin kişilik ordusunu Sahra Çölü'nü geçerken kaybetmişti. Yani Musa için Vizigotlar daha gerçekçi bir hedefti. Ama Musa'nın Vizigotlarla arasında Sahra Çölü kadar büyük olmasa da yine de aşması gereken bir engel vardı. Kalpe Boğazı. Emeviler kara savaşlarında büyük bir güç haline gelseler de denizlerde yeteri kadar tecrübeye sahip değildiler. Ve bu yüzden donanmaya o güne kadar pek önem vermemişlerdi. Emeviler daha önce hiç böylesi bir deniz aşırı harekat düzenlememişti. Fakat Musa bin Nusayr, İberya Yarımadası'nı ele geçirmeye kararlıydı. Ayrıca komşu krallıkta iç savaşın yaklaştığının farkındaydı ve bu durumdan da faydalanmak istiyordu. Musa bin Nusayr savaşa hazırlanırken, Roderik bu durumdan habersiz kuzeye doğru harekete geçmek üzereydi. O isyanı bastırmak için bizzat Akilla'nın karşısına çıkacaktı. Tüm krallık kısa sürede kaosun içine sürüklenmişti. Kuzeyde ayaklanan bölge güneyden daha küçük olsa da iki tarafın ordusu arasında büyük bir güç farkı yoktu. Yani savaş Roderik için hiç de kolay geçmeyeceğe benziyordu. Musa bin Nusayr da hamlesini yapmak üzereydi. Ve anlaşılan o ki, pek yakında İber Yarımadası büsbütün karışacaktı. Roderik ve ordusu adım adım Akilla'ya doğru yaklaşıyordu. Ancak büyük çarpışma öncesinde iki tarafın askerleri de ekipman olarak yetersizdi. Kendi askerlerini yetiştirmekle sorumlu olan şehir soyluları masraflardan olabildiğince kaçınıyorlardı. Fakat Roderik'in ordusunda bulunan süvariler kuzeyli düşmanlarına karşı elini güçlendiriyordu. Roderik'in ordusundaki piyadelerin, zırhlarının ve silahlarının pek yeterli olduğu söylenemez. Ama onlar süvarilerin ekipmanlarına her şeyden çok dikkat ediyorlardı. Bu askerlerin yaklaşık 1 metre uzunluğunda Spata isimli bir kılıçları vardı. Spata hem uzun hem de hafif olduğundan süvarileri avantajlı bir duruma getiriyordu. Roderik ordusunun güçlü yanlarını kullanarak öncü çatışmaların çoğunda muvaffak oldu ve hemen hepsinde de düşmanı Akilla'ya mesaj göndermeyi unutmadı. Fakat Pamplona şehrinde Akilla ile karşılaştığında işler istediği şekilde gelişmedi. İki kralın arasındaki savaş uzun süredir devam ediyordu ve kısa zaman içinde de sonuçlanacak gibi görünmüyordu. Vizigot kralların taht savaşı devam ederken, Musa bin Nusayr hamle yapmak için en uygun zamanın artık geldiğini düşünüyordu. Ve o, bu kritik sefer için en iyi komutanlarından birini görevlendirecekti.
Tarık bin Ziyad'ı huzuruna çağırıp ona planını anlattı ve emrine 7000 asker verdi. Bu iki tarihi figür arasında ilgi çekici bir ilişki vardı. Tarık, berberi bir savaş esiriyken Musa ona özgürlüğünü vermişti. Zekası ve savaş sahasındaki yetenekleriyle Tarık kısa sürede komutanlığa kadar yükseldi. Tarık bin Ziyad, Musa'nın ordularına komutanlık yapmanın yanı sıra onun en güvendiği arkadaşlarından biriydi. Ama daha önce birçok savaşta yer almasına rağmen hiç bu kadar önemli bir göreve atanmamıştı. Ve şimdi bu güveni boşa çıkarmamak için öncelikle boğazı nasıl geçeceğini çözmesi gerekiyordu. Tarık bin Ziyad, Roderick'in ordusuyla birlikte yaklaşık 1600 kilometre kuzeydeyken İber Yarımadası'nın güneyindeki şehirlerin kendilerini koruyacak güçte olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden iç savaş bitmeden hemen boğazı geçip Emevi ordusunu güvenli bir bölgeye konuşlandırmalıydı. Ama Tarık bin Ziyad, 7000 askeri taşıyacak büyüklükte bir donanmaya sahip değildi ve bu kadar kısa sürede de istediği sayıda gemiyi inşa ettiremezdi. Eğer boğazı geçecekse yardıma ihtiyacı vardı. Tarık'ın ihtiyaç duyduğu gemiler Emeviler yönetimindeki Seuta'nın kontu Julien'den gelecekti. Musa bin Nusayr, bölge halkı ve yöneticileriyle kurmuş olduğu iyi ilişkilerin meyvelerini toplamaya devam ediyordu. Seuta, Kuzey Afrika'nın Avrupa'ya en yakın noktasıydı. Şehir yaklaşık bir yıl önce Musa bin Nusayr tarafından kuşatıldığında Julian barışçıl bir şekilde teslim olmayı kabul etmişti. Musa da Kont Julian'ın bu yaklaşımını şehri yönetmesine izin vererek ödüllendirmişti. Julian'ın Emevilere bu kadar hevesli yardım etmesinin tek nedeni Musa'nın şehri onun yönetimine bırakması değildi. Seuta Kontu'nun Visigot krala karşı büyük bir öfkesi vardı. Bunun nedeni ise yıllar önce eğitim görmesi için Toledo'ya yolladığı kızının Roderick tarafından ifade edilmesi. Julian, Visigot kralının bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacaktı. Ve Tarık'ın Roderick'i öldürmesi, öcünün alınması için iyi bir fırsattı. Julian büyük bir ticaret filosuna sahipti ve Tarık bin Ziyad'ın ihtiyacı olan gemileri kolaylıkla sağladı. Emevi ordusu bu sayede güvenli bir şekilde boğazı geçti. 711 yılında Tarık bin Ziyad önderliğindeki askerler yepyeni bir kıtaya ilk adımlarını attılar. Araplar Kuzeybatı Afrika'yı da fethedip denizle karşılaştıklarında artık yolun sonuna geldiklerine inanıyorlardı. Tarık bin Ziyad'ın İberya Yarımadası'na ayak bastığı andan itibaren ise Emevilerin zihinlerindeki tüm sınırlar tamamen ortadan kalkmıştı. Roderick'in ise ülkesindeki düşman ordusundan haberi yoktu. Hala kuzeydeki isyanı bastırmaya çalışıyordu. Dolayısıyla Emeviler
Karaya indiklerinde direniş görmediler. Ama askerler yine de bilmedikleri bir kıtada olmanın gerginliğini yaşıyorlardı. Tarık, askerlerin sefere düşük moralle başlamasına izin veremezdi. Kendi gemisini aleve vererek ordusuna bir konuşma yaptı. Askerlerine arkamızda deniz, karşımızda düşman var dedi. Ve onlara hangisini tercih ettiklerini sordu. Bu tabii ki retorik bir soruydu. Bazı kaynaklara göre tüm donanmayı, bazı kaynaklara göre ise birkaç gemi yaktı. Ancak hangisi doğru olursa olsun kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki askerler karşılarında geri dönmeyi düşünmeyen bir komutanları olduğunu net bir şekilde anlamışlardı. Tarık artık savaşmak için her zamankinden daha hevesli bir orduya sahipti. Ve ordugahını gelecekte kendi adıyla müsemma olacak dağın eteklerine kurdurarak savaş hazırlıklarına başladı. Bölgenin ve boğazın adı Emevilerin kıtaya ilk adım attığı yerden geliyor. Cebeli Tarık, yani Tarık'ın dağı. Tarık bin Ziyad ilk iş olarak atlılarını bölgeyi tanımak için keşfe çıkardı. Keşfe çıkan süvarilerden gelen haberler tam da Tarık bin Ziyad'ın istediği gibiydi. Emeviler saldırıya geçtiler. Belli ki yarımadanın güney kıyıları savunmasızdı. Bunun farkındaki Tarık da hız kesmeden fetihlere devam ediyordu. Musa bin Nusayr başlangıçta Tarık'ın bu kadar başarılı olacağını tahmin etmemişti ve onun bölgedeki ilerleyişinden memnundu. Tarık'a destek olarak 5000 asker daha gönderdi. Emevi ordusu büyüdükçe komşu şehirlerden daha fazla ilgi çekiyordu. Kısa zamanda Vizigot Krallığı'nda büyük bir Müslüman ordusunun olduğu haberi tüm İberya'da yayılmaya başladı. Roderik, ana vatanında bir işgal ordusunun olduğunu öğrendi. Üstelik dükü olduğu Baytika bölgesinin bir kısmı da ele geçirilmişti. Roderik'in bir an önce güneye inmesi gerekiyordu. Yoksa bu ordu tüm krallığın sonu olabilirdi. Bir cephede savaşırken fırsat kollayan başka bir düşmanınız da farklı bir cepheden size saldırabilir. Savaş tarihi bunun örnekleriyle dolu. Eğer bu duruma düştüğünüzde en mantıklı hamleyi yapmazsanız mağlubiyet kaçınılmaz olur. Roderik ordusunun yetersizliğinin farkındaydı. Kuzeydeki soyluların askerlerine ihtiyacı vardı. Akila'ya bir teklifte bulundu. İki kral birleşip Tarık'ı birlikte durduracaklardı. Eğer savaşı kazanırlarsa farklılıklarını kılıçla değil diplomatik yollarla çözeceklerdi. Akila Roderik'in teklifini kabul etti. Vizigotlar ortak bir düşmanı yenmek için güçlerini birleştirdiler. İç savaşa şimdilik ara vermiş gibi görünseler de bu mecburi bir barıştı.
Hani bir strateji vardı, böl ve fethet diye. Emevilerin avantajı, harekata başladıklarında düşmanları çoktan kendi kendilerine bölünmüşlerdi. Ama şimdi şartlar eşitleniyordu. Roderick krallıkta eli ayağı tutan her erkeği silah başına çağırdı. Hatta küçük çocukları bile. Geçtikleri şehirlerden asker topluyorlardı. Güneye doğru yol alırken sayıları her geçen gün artıyordu. Vizigotlarda her özgür erkek savaş çıktığında orduya kendi ekipmanlarıyla katılırdı. Askerlerin yanlarında bir mızrak ve bir kılıç getirmeleri yeterli oluyordu. Bunların dışında Francisca adı verilen fırlatma baltaları da vardı. Adından da anlaşılacağı üzere Franklardan ödünç alınan bu balta, savaşlarda ilk kanın dökülmesine sebep oluyordu. Vizigotların sayıları artsa da, ordunun büyük bir kısmını oluşturan kölelerin hiç savaş tecrübesi yoktu. Ama bu Roderick'in umrunda değildi. Ülkesine adım atacak kadar cesaretli bir orduyu geri çevirmek istiyorsa, bulabildiği her adama ihtiyacı vardı. Vizigotların kalelerinde köle nüfusu fazlaydı. Ve savaş zamanı geldiğinde bu köleler hiçbir askeri eğitimleri olmadan cepheye sürülürdü. Tabii ki soyluların onlardan büyük bir beklentileri yoktu. Değer verilmeyen köleler sadece yem olarak kullanılıyordu. Tarık, Vizigotların sonunda karşısına bir ordu çıkaracağını duyduğunda, savaşta kendisine getiri sağlayacak bir yere konuşlanmaya karar verdi ve adamlarını savaşa ismini verecek olan Guadalete Nehri'nin arkasına çekti. Yaklaşık 12 bin askeriyle Roderick'i beklemeye başladı. Tarık bin Ziyad'ın aldığı bilgilere göre Vizigot ordusu Emevi ordusunun neredeyse 3 katıydı. Ama o kendine güveniyordu. Sayıca az olmalarına rağmen askerleri komutanlarına sadıklardı. Ayrıca yakın dönemde mütemadiyen savaştıkları için silah kullanımında da oldukça tecrübeliydiler. Müslümanların sadece kavisli kılıç kullandığı söylenir. Halbuki yapılan arkeolojik çalışmalar bunun aksini öne sürüyor. Onlar her iki kılıç türünde kullanıyorlardı. Kavisli kılıç boydan boya kesme işleminde daha başarılıydı. Düz kılıçsa bir baltanın odunu yarması gibi tek vuruşta daha fazla zarar verebiliyordu. Vizigot ordusu Guadalete Nehri'ni geçtiğinde beklediklerinden çok daha küçük bir orduyla karşılaştılar. Tarık'ın 12 bin askerine karşı Roderick'in 35 bin askeri vardı. Roderick tacı takabilmek için o güne dek her şeyi göze almıştı. Bittiza'yı öldürmüş, Akila ile savaşmış ve hatta onu Emevilere karşı kendi safına çekmeyi başarmıştı. Belki de tahtında kalıcı olabilmesinin önünde sadece bir adım kalmıştı. Tarık bin Ziyad da savaştan zaferle ayrılırsa Müslümanlar İslam'ı yeni bir kıtada tebliğ etme fırsatı yakalayacaktı ve o Avrupa'nın kapılarını açan komutan olarak tarihe geçecekti.
Ancak İberya'ya ayak bastığından beri ilk kez böylesine büyük bir orduyla çarpışacaktı ve kendisinin 3 katı büyüklüğündeki bu orduyu yenmesi hiç kolay değildi. Tarık eğer bu savaşı kazanmak istiyorsa düşmanın sayı avantajını kullanmasına izin vermemeliydi. Sakin ve zekice davranmaktan başka şansı yoktu. Emeviler Vizigotları bir tepenin üzerinde karşıladı. Tarık bin Ziyad savaş alanına daha hakim olabilmek için yüksekte kalmayı tercih ediyordu. Roderick ise bir an önce saldırıp sayısal üstünlüğünü rakibine kabul ettirmenin peşindeydi. Ancak bir hafta boyunca yaşanan çarpışmalarda bunun hiç de kolay olmayacağını anlayacaktı. Tarık bin Ziyad, Vizigotların tüm girişimlerini başarıyla savuşturdu ve Emeviler ne pahasına olursa olsun tepedeki yerlerini bırakmadılar. Roderick artık bu savaşın daha fazla uzamasını istemiyordu ve yeni güne yeni bir hücum planıyla başlayacaktı. Roderick, merkezde krallığın en tecrübeli askerleriyle birlikte savaşacaktı. Aquila ve diğer soylularsa kanatları yönetecekti. Tarık etrafının sarılmadığından emin olmak için tüm piyadelerini geniş ve ince bir çizgide dizdi. Her 100 askerde bir atlıların geçebileceği boşluklar bıraktılar. Böylece hızlı Berberi ve Arap süvarileri istedikleri zaman saldırıya geçip tehlikeye düşerlerse geri çekilebileceklerdi. Tarık bin Ziyad'ın süvarileri deve derisinden kalkanlar ve bambu yağındıran kamışlardan yapılan mızraklar kullanıyordu. Yani Emeviler zırhların verdiği güvenlikten çok hızı tercih ediyorlardı. Roderick savaşı başlatacak ilk hamleyi yapmaya hazırdı. Düşman tepeyi tutarken topyekün saldırmak ahmaklık olurdu. Bu yüzden Tarık bin Ziyad'ın tepeden ayrılmasını sağlayacak bir yem hazırlama kararı aldı. Roderick en güçlü adamlarından oluşan bir grupla merkeze saldırıp düşmanını üzerine çekmeye çalışacaktı. Emevilerin kendisini öldürme hırsıyla fazla açılacaklarını ve Aquila'nın onları tuzağa düşüreceğini umuyordu. Süvariler ve soylulardan oluşan merkez yavaşça ilerlemeye başladı. Bu sırada kanatlardaki zayıf birlikler ilk etapta sıcak çatışmaya girmeden menzilli silahlarla Roderick'e yardım edeceklerdi. Kölelerin kullandığı silahlar o dönem için bile çok ilkeldi. Yay bile verilmeyecek kadar önemsiz sayılan niteliksiz askerler sapan kullanıyorlardı.
Atılan taşların menzilleri çok kısa olduğu için Emevi okçuları kanatların Roderik'e destek sağlamasına izin vermediler. Ancak Roderik planından vazgeçmedi. Tarık da tedbiri elden bırakmadan onun bu davetini kabul etti. Atlılarının bir kısmını Vizigotların üzerine yolladı. Berberi atlıları Vizigotlara karşı harekete geçti. Düşmanla buluştular ve savaşın ilk kayıpları verildi. Roderik baskıya rağmen ilerlemeye devam ediyordu. Emevilerin hafif süvarileri Vizigotlarınkinden daha hızlıydı. Yani çabucak saldırıp ağır süvarilere yakalanmadan geri çekilebiliyorlardı. Savaşın ilk dakikalarında düşmanlarını bu taktikle durdurmayı başardılar. Roderik Emevi hatlarına doğru ilerlerken adam kaybetse de Tarık'ın ilgisini çekmeyi başardığını biliyordu. Eğer geri çekilirse düşmanın kovalayacağını düşünüyordu. Adamlarına kaçmalarını emretti. Ancak Tarık askerlerine kıpırdamamalarını söyledi. Görünüşe göre Roderik'in yemi işe yaramamıştı. Kaçan Vizigot askerleri güvenli bir şekilde silah arkadaşlarının yanına geri döndüler. Roderik'in hayatını riske atarak denediği bu taktik gerçekten cesurcaydı. Ama Tarık bin Ziyad bu tuzağa düşmeyerek ne kadar tecrübeli bir komutan olduğunu bir kez daha ispatlamıştı. Emevilerin acelesi yoktu. Sabırla tepeyi korumaya devam ettiler. Roderik bu işe yaramayan tuzak yüzünden çok sayıda adam kaybetmişti. Tarık'ın ne olursa olsun tepeyi terk etmeyeceğinin artık farkındaydı. Sayı avantajını kullanması gerekiyordu. Tek bir hamlede tüm ordusuyla saldırırsa düşmanını dağıtıp tepeyi ele geçirebilirdi. Akila da onunla aynı fikirdeydi. Eğer savaş bir oyunsa, oyunun kurallarına meydanı seçen karar verir. Roderik sayıca üstün olmasına rağmen oyunu Tarık'ın kurallarına göre oynaması gerekiyordu. Vizigot ordusu bu defa yem olmak için değil, savaşmak için harekete geçti. Tepeyi almaya kararlıydılar. Merkezde yine Roderik hücum edecek, sağ kanadında Akila, solunda ise diğer kuzeyli soylular onu yakından takip edecekti. Ordular birbirlerine yaklaştıklarında mesafeli savaş başladı. Vizigotlar sapanlarıyla, Emevilerse okçularıyla düşmanlarını zayıflatmaya çalışıyordu. Vizigotlar son Fransiskalarını da fırlattığında Emeviler düşmanla yakın temasa geçti. Roderik'in ordusunun en güçlü kısmı Tarık'ın merkezine ağır bir baskı uyguluyordu. Emeviler
Vizigotlara karşı zor anlar yaşıyordu. Roderick, ordusuna olan güveninin boşa çıkmadığını bizzat kendi gözleriyle gördü. Bu kararlı saldırıyla birlikte zafer yakındı. Ama savaşın karmaşasında fark etmediği bir şey vardı. Roderick büyük bir ihanete uğruyordu. Günlerdir birlikte yol aldığı kuzeyli soylular onu başından beri Tarık'a yem etme peşindeydiler. Ve bu sayede Güney'in kralından kurtulmayı planlamışlardı. Kanatlar Roderick'i yarı yolda bırakmıştı. Aquila'nın yönettiği birlikler savaşa girmemişti. Tek bir çizgide dizilmişlerdi ve yerlerinden kıpırdamıyorlardı. Roderick ordusunun üçte ikisini savaşmadan kaybetmişti. Ama pes etmek için çok geçti. Şartlar eşitlenmişti. Tarık ve Roderick artık neredeyse aynı güçteydi. Vizigotlar ordularının büyük bir kısmını kaybetmiş olsalardı, Emeviler onları tutmakta zorluk çekiyordu. Berberi askerleri hasır kalkanlar kullanıyorlardı. Rattan bitkisi örüldüğünde ve kurutulduğunda hafif ve güçlü bir tabaka oluşturuyordu. Kuzey Afrika'daki kabileler bu tekniğin uygulanabileceğini keşfettiler ve o zamandan beri bu kalkanı kullanıyorlardı. Hasır yüzeyler menzilli silahlara karşı savunmak için çok kullanışlıydı. Ama Vizigot kılıçları bu kalkanları kolaylıkla kırabiliyordu. Emevi merkezi büyük kayıplar vermişti ve kırılmak üzereydi. Roderick, Aquila'nın ihanetinin askerlerinin moralini bozmasına izin vermemişti. Tarık bin Ziyad'ın savaşın seyrini değiştirmek için bir şeyler yapması gerekiyordu. Roderick'in atlıları tarafından tutulan süvarilerini geri çekmeye karar verdi. Vizigotlar Emevi atlılarının kaçtığını görünce artık daha güvende olduklarını düşündüler ve merkezdeki baskıyı arttırmaya çalıştılar. Ancak Tarık sıradaki hamlesini yapacaktı. Atlılarına kendisini takip etmeleri emrini verdi. Ve Vizigotların göremeyeceği bir açıyla etraflarından dolaşarak tüm güçleriyle onlara arkalarından saldırdılar. Roderick'in ordusu savaşın en sert darbesini almıştı. İki taraflarında da Emevileri gören Vizigotlar paniğe kapıldılar.
Tarihteki savaşların çok büyük bir kısmı askerlerin grup olarak düşünmeyi bırakıp kendi canlarını kurtarmaya çalışması yüzünden kaybedilmiştir. Ama Vizigotların kaçacak yerleri yoktu. Bu panik halinde binlerce berberi arasında sıkışıp kaldılar. Tarık bin Ziyad'ın saldırısından itibaren binlerce asker ölmüştü. Az sayıdaki Vizigotlar direnmeye çalışıyordu. Ancak Emeviler düşmanlarının nefes bile almalarına izin vermiyordu. Komutanlarının önderliğinde mutlak bir zafere doğru emin adımlarla yürüyorlardı. Roderick savaşı kazanma umudunu kaybetmişti. Yine de Akila'dan öcünü almadan ölmek istemiyordu. Ordusunu kurtarmak için artık çok geçti. Yalnız da olsa bu katliamdan kaçmalıydı. Ama aldığı darbeyle atından düştü ve hayatını kaybetti. Yandaşları da bir bir onu takip etti. Krallarının yokluğunda Vizigotlar tüm umutlarını yitirdiler. Aynı gün içinde iki kral tarafından yarı yolda bırakılmışlardı. Ordunun kalanı dakikalar içinde yok oldu. Ülkenin asil nüfusu tek bir savaşta 1/4'e inmişti. Yani krallıktaki şehirlerin, kalelerin ve kasabaların neredeyse hepsi yöneticisiz kalmıştı. Emeviler bu savaşta tek taşla yüzlerce kuş vurmuşlardı. Vizigotlar pes etmedi ve bunun bedelini ağır ödediler. Guadalete Savaşı, Roderick için kanlı bir yenilgi olarak tarihe geçti. Musa bin Nusayr, Emevi ordusunun kazandığı haberini aldığında yola çıkmaya çoktan hazırdı. Aylar önce gönderdiği İslam ordusunun geçtiği yollarda yürüdü. Cebeli Tarık Boğazı'nı aştı ve Galip komutanını kutladı. Seferin sonunda ise İber Yarımadası tamamıyla Müslümanların eline geçti ve Endülüs Emevi Devleti kuruldu. Vizigot halkı hayatları boyunca zayıf bir krallıkta yaşamışlardı. Emeviler ekonomik olarak güçlüydüler ve farklı kültürlere açıklardı. Bu yüzden yeni liderlerini kabul etmeleri uzun sürmedi. Akila'nın ihaneti Roderick'ten kurtulmasını sağladı. Ama bu ona hiçbir şeyi kazandırmadı. Krallığı kısa süre içinde yıkıldı.
Guadalete Savaşı sonucunda Vizigotlar birleşemedikleri için yok oldular. İber Yarımadası yüzlerce yıl Endülüs Emevileri tarafından yönetildi ve Tarık bin Ziyad tarihe İslam'ı Avrupa'ya taşıyan komutan olarak geçti.